Değerli dinleyicilerim, Riyazu Salihin hakkında bilinmesi gereken bilgileri kısaca size arz etmek istiyorum. Riyazu Salihin, peygamberimizin hadislerini okuyup hayat düsturu edilmek isteyen Müslümanların adeta başucu kitabıdır. İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap olarak nitelendirilen Riyazu Salihin, 13. yüzyılda yaşayan İmam Nevevi tarafından kaleme alındı. İmam Nevevi bir Müslümanın günlük hayatında bilmeye ihtiyaç duyacağı ayet ve hadisleri derlemiş ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır. riyaz Salih'in hakkında bilinmesi gereken bilgiler şunlardır. 14 Nisan 1272 tarihinde tamamlanmış olan bu eser 18 bölüm 400'e yakın bab ve 1900 civarında hadisten meydana gelmektedir. Bazı bölüm ve babları onlarca hadisten, Bazıları birkaç hadisten oluşan eserde konuların niteliği sebebiyle tekrar eden pek çok hadis vardır. Bölümlerin ve özellikle babların dikkat çekici yanı her birinin sıralanışındaki fikri insicam ve mükemmel iç düzendir. Babların adlandırılmasındaki isabet İmam Nevevi'nin hadis kitaplarında yer alan rivayetleri büyük bir vukufla değerlendirdiğini, Kur'an'ın ve sünneti muhtevasına vakıf olduğunu gösterir. Eser sadece bir hadis mecmuası değil, Nevevi'nin yaşadığı dönemde toplumun ve İslam coğrafyasının meselelerini ortaya koyan bir belge, ferdin ve cemiyetin ihtiyaçlarına İslam'ın iki ana kaynağı ışığında çözüm üretme yollarını anlatması açısından alimler, yöneticiler ve halk için bir rehber niteliğindedir. Bir diğer özelliği de her konuyu ayet ve hadislerle ele almasıdır. Değerli dinleyicilerim, İmam-ı Nevevi hadisleri toparlarken Riyazu Salih'in aldığı hadislerin çoğunu kütüb siteden seçmiştir. Bunların dışında kalan hadisleri İmam Malik'in El Muvatta'ı, Ebu Bekir El Hümeydi'nin El Cem, Beyne Sahihayn'ı, Ahmet bin Hanbel'in El Müsnedi, Hakim en Nisabur'un El Müstedreki ve Darimi ile Darikudni'nin Es Sünnenlerinden değerlemiş hadislerin senet zincirini çıkararak sahabi ravinin adını vermekle yetinmiştir. Bu hadislerin sonuna hangi kaynaktan aldığını da ifade etmiştir. Değerli dinleyicilerim, Riyaz Salih'in içerdiği hadislerin büyük kısmı Buhari ve Müslim'in El camius Sahihlerinden seçilen Riyaz Salih'in İslam dünyasında Müslümanların el kitabı olma özelliğini korumuş. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap olduğu söylenmiştir. Riyaz Salih'in Türkçe'ye ilk tercümesi Hasan Hüsnü Erdem'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1974 yılında yayımlanan çevirisidir. Daha sonra eseri 1974'te Mehmet Emre, Sıtkı Gülle, Salih Uçan ve hadis açıklamaları ile birlikte 1991-92'de İhsan Özkes Türkçe'ye tercüme etmişlerdir. Değerli dinleyicilerim, bizden Kalplerin Gülü kanalı olarak Riyaz Salih'in muhtasar baskısının tamamını seslendirdik. Kanalımızın açıklama bölümünden Hadisler ışığında İslam adresini tıkladığımız zaman Sırasıyla riyaz Salih'indeki hadislerin tamamını seslendirdik. Yorum katmadan seslendirdik. riyaz Salih'in hadislerini okumaya fırsat bulamayan siz değerli dostlarımıza böyle bir hizmet sunmaya çalıştık. Rabbim kabul ederse. Yüce Rabbim Kur'an'ı ve sünneti sevgili peygamberimizin davranışlarını, getirdiği hakikatları içselleştirerek hakiki manada İslam'ı anlamayı, dinimizi anlamayı, nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.